her gün her fırsatta İslam dinine saldırı olduğunu, İslam'a gerici, çağ dışı din yaptası yapanlar sınırları zorlayarak terörizmle dahi eş anlamlı tuttular. Günümüzde dünyayı etkisi altına alan koronavirüsünü dahi fırsata çevirenler İslam'ı hedef gösterdiler. Küresel dünyada ve medyada takip ettiğimiz koronavirüsü hepimizin bildiği gibi öncelikle Çin'de ortaya çıktı. Koronavirüsü bu ülkeden dünyaya yayıldı. Çin'den sonra Avrupa'yı, en çok da Hristiyanlığın merkezi İtalya'yı etkiledi. Bilindiği üzere ilk virüs Avrupa'dan dönen erkek vatandaşımızın testleri pozitif çıkmasıyla ülkemizi tehdit etmeye başladı. Kendilerini modern ve medeni tanımlayan kişiler, medeniyet abidesi Avrupalarına bu ayıbı konduramadıkları için seslerini de hiç yükseltmediler. "Ne var kardeşim, Avrupa'ya gitmeyin, gezmeyin, Avrupa hasta, tehlikeli" demedi. İtalya'da ortaya çıkan virüs için Avrupalı devletler ve Hristiyan alemi, "Kardeşim gitmeyin Vatikan'a, biraz da günahlarınızla yaşayın, daha sonra günah çıkarırsınız" demedi. Fakat bizim Umre'den dönen vatandaşlarımız için sessiz kalınmadı. Kıyametler kopmaya başladı. Her yurt dışından gelen vatandaşlarımız gibi dini vazifelerini yerine getirip ülkemize gelen vatandaşlarımız da tehlike arz etmektedir. Devletimiz bu konuda çok hassasiyet göstererek Umre dönüşü yapan vatandaşlarımızı 14 günlük gözlem altında tutma kararı aldı. Sosyal medyada Umre'den dönen, karantinadan kaçan vatandaşlarımızın haberleri yapıldı. Kaçanlar olmuş, onların yüzünden bunlar olduğu gibi haberlerde tüm olanların sorumlusu umreciler olarak gösterilmeye başlandı. Devletimiz korona vakasının en az görüldüğü Suudi Arabistan'dan dönen vatandaşlarımız için çok sıkı tedbirler alsa da, devletin belirlemiş olduğu yerlerde umreciler gözlem altında tutulsa da, Avrupa'dan veya yurt dışından dönen vatandaşlarımız için aynı sıkı tedbirler yerine 14 gün evde kendilerini toplumdan izole etmelerini tavsiyesinde bulunmuştur. Fakat birçok ünlü vatandaşımız Avrupa dönüşünde evde kalmak yerine sokaklarda gezmeyi tercih etmiş ve görüntüleri TV'lerde yayınlanmıştır. Bazı ünlülerimiz var ki yurt dışından ithal gelen sevgililerini memnun etmek için devletimizin uyarılarını hiçe sayarak ülkemizi ve vatandaşlarımızı tehlikeye attılar. Asıl yanlış, Umre'den, Avrupa'dan veya dünyanın herhangi bir yerinden dönen vatandaşlarımızın ülke sorumluluk bilincinde olmaması, süreci ciddiye almamasıdır. Bu korona belasında süreçte fırsatçılık yaparak suçlu aramak yerine vatandaşlarımızı sorumluluğa ve ciddiyete teşvik etmek daha uygun olacaktır. Türkiye'nin Savaşçı Ruhu, Savaşçı Türk kanalına hoş geldiniz. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı, videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye'nin Savaşçı Ruhu, Savaşçı Türk kanalı. Tüm dünya koronavirüs için çözüm yolu ararken suçlu aramayı bırakalım. Milletçe bu savaşı kazanmak için kenetlenelim. Videomuzun metni yayına hazırlanırken yaptığımız araştırmamızın ülkemize virüsün daha çok nereden giriş yaptığı, hangi ülkelerin çok tehlike arz ettiğini rakamlarla görelim ve araştırmamızı sizlerle paylaşalım. Çin, etkin vaka 5545, tedavi edilen 72244, ölü sayısı 3261. İran, etkin vaka 12040, tedavi edilen 7913, ölüm 1685. İspanya, etkin vaka 24272, tedavi edilen 2575, ölüm 1756. İsviçre, etkin vaka 6914, tedavi edilen 15, ölüm 85. İtalya, etkin vaka 46638, tedavi edilen 7024, ölüm 5476. Almanya, etkin vaka 24450, tedavi edilen 266, ölüm 93. İngiltere, etkin vaka 4705, tedavi edilen 98, ölüm 234. Türkiye, etkin vaka 1206, tedavi edilen belirtilmemiş, ölüm 30. Suudi Arabistan, etkin vaka 493, tedavi edilen 18, ölüm 0. Evet arkadaşlar, rakamlar yalan söylemez. Virüsün dünyada hangi ülkede ortaya çıktığı, hangi ülkelerin fazla, hangi ülkelerin az risk altında olduğunu rakamlarla görmekteyiz. Ayrımcılık yapmanın ve suçlu aramanın yersiz olduğunu rakamlar da belirtmektedir. Dünyada koronavirüsün biyolojik bir savaş olduğu söylemleri de her geçen gün artmakta. Milletçe bu savaşı kazanmak için birlik olalım. Ülkemizin geleceği, milletimizin sağlığı için evde kalalım. Yetkililerimizin açıklamalarını dikkate alalım. Sağlık çalışanlarımıza destek olalım. Ülkemizin bu tehlikeyi de atlatacağından emin olalım. Araştırma kaynağımıza ve günlük güncel verilere video açıklamamızda vereceğimiz linkten de ulaşabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı, videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye'nin savaşçı ruhu, Savaşçı Türk kanalı.